Evet, şimdi de Sırbistan çıkış kapısına geldik. Gördüğünüz gibi 3 kişi çalışıyor. Fazla araba yok. En fazla 8-10 tane. Yani Sırbistan gümrüğü de tamamen boş. Sırbistan çıktıktan sonra Macar'a gireceğiz. Macar'da da çok küçük bir kontrol olur ama fazla olacağını sanmıyorum Macar'ın da. Burası da ancak 20 dakika ancak zaman kaybederiz. 20 dakikamız gider. Sırbistan'ın girişi, çıkışı, Bulgaristan'ın girişi, çıkışı hepsi 20'şer dakikadan fazla almadı. Bu sene hiç Türkiye'ye turist, hani Avrupa'dan pek Türkler pandemi yüzünden seyahate gitmediği için tamamen gümrükler boş. Sırbistan'ın girişinde bize korona testi kimse sormadı ve bu Sırbistan'da kimse maske takmıyor. Sanki korona yokmuş gibi. Benzinliklerde falan hiç kimse de maske yok. Gişelerde mount aldığımız vinyete aldığımız büfelerde hiç kimsenin ağzında maske yok. Kimse dikkat etmiyor burada. Ama Almanya'ya gidecek Türk vatandaşları, memurlar korona testini sormuyormuş Türkiye'den çıkarken. Bazı memurlar ise çıkışta korona testi olmayan kişileri tekrar geri döndürüyor, korona test yaptırıyor. Bu korona testi sadece Almanya, Alman ülkesine gidecek olan gurbetçileri ilgilendiriyor. Fransa'ya veyahut da İngiltere olsun, İtalya olsun, Avusturya olsun, bu ülkelere gidecek kişiler korona testi yapmaya mecbur değil. Korona testi yaptığınız zaman gümrük kapısında e-nabza düşüyor sonuçları. Doçentin ıslak kaşesi veyahut da imzası mecbur değil. Sadece yaptırmış olmanız ve negatif sonucunun çıkması gerekiyor. Pozitif olursa da kimse şey yapmıyor. Pozitif olursa yurt dışına çıkış izni vermiyor Türkiye'den Türk polisi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Sırbistan'da da çıkış böyle boş, rahat bir şekilde geldik. Herkese, Avrupa'ya seyahat izni bitip de evine gelecek herkese hayırlı yolculuklar dilerim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.